Yine mikrotese işlemlerinde en çok gördüğümüz şu var. Bir tarafa mikrotese yapılıyor, tamam. Diğer tarafa farklı bölgelerden aspirasyon yapılıyor. Yani bir nevi mapping TESA. Şimdi eğer siz mikroteseyi bir tesise yapıyorsanız ve oradan mikrotese olarak yorum yapıyorsanız diğer tarafa da mikrotese yapmalısınız. Eğer siz diğer tarafta yaptığınız mapping TESA'ya ona güveniyorsanız diğer tarafa da mapping TESA yapın. Böyle olduğu zaman iki tesis hakkında net cevap çıkmamış oluyor. Öyle olduğu durumlarda o kadar sık karşılaşıyoruz ki mapping TESA yapılan tarafta biz olgun siperm hücresi buluyoruz. Hatta ikinci, üçüncü ameliyatlarda bunu rastlıyoruz. O nedenle gerçekten mikrotese çok tecrübeli, çok nazik yapılması gereken bir işlem. O nedenle bazen hastanın ikinci bir şansı kalmıyor. O nedenle ilk ameliyatlar çok önemli. O nedenle doktorunuzu iyi seçin.